Merhabalar. Evet, Batuhan hoş geldin. Hoş bulduk abi. Sıradaki skecimizin adı yoldan çevirme. Bu kısıtlamalardan ötürü olan durumlarda iki tane polisimizin başından geçen hikayeyi izleyeceğiz. Seni çevirdiler mi? Abi beni çevirdiler. Ne zaman? Şöyle, yine bir tane günlerin birinde polis oynadım. Bu arada ekibin kıdemli polisi benim. Bayağı polis oynadım. Evet, her skecde. Yine böyle trafik polisi olduğum bir günde o skeç yayınlandıktan sonra bir tane çevirmeye girdim. Böyle trafik polisi işte yanaştırdı beni falan filan. Ondan sonra dedi ki, ya abi sen bizdensin, devam et ya dedi. Bayağı saldılar beni yani. Değil mi? İnanmışlar yani. Evet sen, abi. Bugün burada da hemen yanımızda da polis abiler vardı. Doğru değil mi? Buradasınız abi hala. Bir mikrofon verebilir misiniz? Hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. Nasılsınız, iyisiniz? Çok şükür, teşekkür ederim. İsim sizin neydi? Nasılsınız? İsmim Çağlar. Çağlar Bey. Çağlar. Yanınızda da polis. Evet, abim o da. Nerede polisiniz abi? Ben trafik şubedeyim. Trafik şubede? Trafik polisiyim, evet. Bayağı çevirme yani. Çok iyi denk gelmişsiniz. Aynen, duvarlardan zaten çok belli oldu. Çok iyi. Nerede çeviriyorsunuz şu an? Şu anda Beşiktaş ilçesinde. Ortaköy, Muallim Naci Caddesi falan üzerinde şey yapıyoruz yani, öyle uygulamalara devam ediyoruz. Çok güzelmiş. Yani bu şeyde, kısıtlamalarda ya da bu pandemi sürecinde gerçekten polis teşkilatımız da inanılmaz çalışıyor. Burada gıyabınızda bütün polis teşkilatında bir alkışlayalım. Alkışlarımızı, emeklerimizi çok teşekkür ederim, sağ olun. Gösterelim. Bu çevirmelerde şimdi enteresan tabii. Herkes yani bir şekilde dışarı çıkmak istiyor. Çıktılar mı sizle karşılaşıyorlar. Hiç garip bir şey yaşadınız mı bu dönemde? Yani neler neler var yani, şimdi burada hepsini söyleyecek olsak çok şey var. Yani anlatamıyorsun. Yani var da gerçekten şey olmuyor ya, kusura bakmayın. Çok güzel, çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim, sağ olun. Kolaylık versin gerçekten. Sağ olun. Batuhan Bey. Evet abi. Çevirme skeci. Çevirme skeci geliyor. Engin Demircioğlu yazdı. İyi eğlenceler, iyi seyirler. Bravo. Lan Sercan, biz burada milleti durdurup maske soracağız. Bizim maskemiz yok. Nasıl olacak bu iş? Ya amirim, skeç ya şimdi. Skeç olduğu için maskemiz yok. Yoksa gerçek hayatta... Abi, maske takın, sosyal mesafeye dikkat edin. Ellerinizi 20 saniye yıkayın. Boydan boya bir atlet... Tamam amirim, tamam. Boydan boya ne? Ne bileyim ben, işte öyle şey yaptım. Oğlum ne yapayım? İnsanlara anlatıyoruz. Kimse anlamıyor. Herkes yasakları deliyor. Anlamıyorlar ya. Ya ben de anlamıyorum amirim ya. Sen neyi anlamıyorsun ya? Ya ben yasakları anlıyorum. Yasakları anlamayan insanları anlamıyorum. Nasıl yani? Yani şimdi yasaklar belli. Evet. Sabah 10'dan akşam 10'a kadar 45 yaş üstü paket servisine çıkması yasak. Nasıl? Öğlen 3 ile 8 arasında da AVM'lerle restoranlar uzaktan eğitime devam edecek. Gerçekten çok iyi anlamamışsın Sercan yani. Bir insan ya. en kötü bu kadar anlamayabilirdi. Amirim ama herkesin kafası çok karışık. Şuradan şu farazi birini çevirelim. Çevirelim bunu. Amcacığım hayırdır? Ekmek almaya çıktım. Niye oldu? He, ekmek almak serbest. Geç bakayım. Amcacığım, nerede oturuyorsunuz siz? Bakırköy'de oturtturun. Bakırköy'de mi? Bakırköy'den Beşiktaş'a mı ekmek almaya geldin amca? Evet. Ne var? Ben buradan ekmeği seyrettiririm. Para benim, keyif benim. İstediğim yerden alırım. Buranın ekmeği pek güzel oluyor. Anladım. Amca, sen ekmek almaya çıkmamışsın şimdi. Yalan söyleme, dolanmaya çıkmışsın. He, dolanmaya çıktım. Ne var? O zaman doğru düzgün açıklasınlar buna. Ben de kendi çemberimi bileyim, ona göre dışarı çıkayım. Böyle bir şey anlamıyoruz ki. Ne bağırıyorsun? Zaten her şey ortada. Kendi evinin sınırları içerisindeki fırından alacaksın ekmeği amca. Evet amcacığım, en azından Beşiktaş'a geliyorsan da Beşiktaş'ta oturuyorum de. Biz nereden bileceğiz ki? Seni eve kadar takip edecek halimiz yok. Değil mi amca? Yalancı mıyım lan ben? Oğlum, yalan mı söyleyeyim size? Koskoca Türk polisine, Türk teşkilatına yalan mı söyleyeyim de? Tamam amca, tamam. Bizden uzak dur da ne yapıyorsan yap. Tamam hadi. İdare edeceksin beni. 64 yaşını geldim. Zaten sınırdayım. 3 ay daha korona devam etse 65 olacağız. Sokağa çıkamayacağız. Gelir ben beye. Karışmayın bana. Nereden denk geldim? Sen de adama yalan söyle diyorsun. Olacak iş mi ya? Evet dur. Ne oluyor lan? Buna da bir şey diyemiyoruz ya. Merhaba, kakasını yaptırmaya çıkarmıştım da ben. Siz nerede oturuyorsunuz hanımefendi? Bebek'te. Beşiktaş'ta mı yapıyor bu? Sadece Beşiktaş'ta yapar. Allah Allah. Nereye yaptı Beşiktaş'ta acaba? Şu ilerideki çimlere yapmıştı. Gideyim alayım mı amirim? Ne alacaksın oğlum? Git bak bakalım, orada var mı bir şey? Tövbe tövbe. Ben burada bir bok göremiyorum amirim.
Burada, burada, bende. Ha. Ulan boku bokuna geldik ya. Tamam, şey yapmayın efendim, siz de çok fazla dolaşmayın. Hadi tamam, canım. Alın, gidin. Hadi. Zaten daha Ümraniye'yi işleyeceğiz. Ha, Beşiktaş'a kaka, Ümraniye çiş. Aynen, geziyoruz. Aferin, biz. Maşallah, ne güzel. Evet. Semtleri de biliyor işliyor. Hadi, hadi şans, hadi oğlum, gidelim biz. Allah'ım yarabbim, yarabbim. Şans mı? Ya şu köpeklere artık insan ismi koymayın ya. Şans diyor lan, şans insan ismi mi? Evet, benim babaannemin adı Şans. Siz nasıl bir sülalesiniz lan Sercan? Ya gayet güzel bir sülaleyiz. Karabaş dedem var. Boncuk halam. Allah Allah. Evet, bunlar normal şeyler. Babaannenin adı ne lan? Aa. Ne oluyor? Bu da turist ya. Bunlara da bir şey diyemiyoruz. Hello. Hello. Hi. Smile please. Oh, very nice. Very nice, very nice. Kimlik kart. Weißt du was? Ich möchte dir was sagen. Ich bin eine deutsche Tourist, ja? Haben Sie mich verstanden? İngilizce başladı, Almanca devam ediyor. Beni yiyecek. London, London. Zweisen, Karten. Lakur ladim, lakur idinemel el kadaril vel eselaya İstanbul. Very, very ikram, güzel, çok güzel, maşallah. Güzel, ikram, güzel. Güzel, kartını maşallah, ver, kartını maşallah. Seyahat kartı. Io sono un bel ragazzo, io parlo sempre italiano, faccio lavorare, sì, ma sbarato tutti i amici. Ho nato in soccatesima e magari mi succa una carne alla capusca. Lan bir de makarnalı kapuska diyorsun ya. Bizi mi yiyeceğini sanıyorsun? Ver lan kartını. Kimlik numaranı ver çabuk. 238-489-53 amirim. Oha, turist değil miydin sen? Lan adam bütün dilleri konuştu. Böyle turist mi olur lan? Bizi yemeye çalışıyor. Evet, 1900 TL idari ceza parası. 1900 mü? Evet. Buyurun amirim. Cezam neyse çekin. Oğlum senin cezanı biz niye çekiyoruz? Ne saçma hareket ya. Buradan çekin yani. Biz çekmeyeceğiz. Senin evine gelecek. Adresini biz buradan girdik. Şimdi ha, adresine mi gelecek? Hadi bakalım, tamam, hadi. Yürü o zaman. Hemen doğru eve. Okay, tschüss, bye. Have a nice day. Lan yürü git. Yalandan İngilizce konuş. Aa, dur, 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 dur. Bak işte, bak şunlara bak. Ne bu maske bir kolunda, kask bir kolunda? Ya şunları artık takın ya. Ver kimliğini ver. Kim? Olmaz. Gevşeye bak ya. Oğlum. Ya güzel güzel verirsin ya da merkeze götürürüz, biz almasını biliriz. Veremem. Ne bu hareketler ne ya? Oğlum saçma sapan hareketler yapma, bir çekil bak. Ver lan şu kimliğini. Veremem yani, neden? Oğlum, neden? Vermek zorundasın çünkü sana idari yaptırım uygulayacağız. Maske kolunda, kask kolunda, bunu ağzına, bunu kafana takacaksın ya. Yani sebep, oğlum, sebep. Sana buradan çift dalarım lan. Gevşek gevşek hareket yapma lan. Allah Allah. Allah Allah. Ver lan kimlik kartını ver. Ya veremem. Veremem. İndir lan. İn lan aşağı. Ya ne indir? İndir lan aşağı. İndir beni abi. Lan beni bırak. Lan beni bırak. Lan beni bırak. Lan beni bırak. Lan çekil beni. Çekil beni. Ya oğlum. Dokurma. Polisi sorgulamak zorunda bırakma. Artist ya. Ara lan abi. Alo. Teşkilatın numarasını ver bana. He, ya da abimin eniştem, abime söyle eniştemin numarasını versin. He he. Ya da dayıma söyle, halama haber versin. Ya da onu boş ver, babama söyle, babam duymaz. He tamam, senden haber bekliyorum. He çabuk çabuk çabuk. Hadi söyle. Hadi, ver şunu ya. Ya git ya. Ya Osman. Ver çabuk kimliğini ver. Telefonumu ver. Kimliğini ver. Sen bana telefonumu ver. Sen bana kimliğini ver, ben sana zaten telefonunu vereceğim. Sen bana kimliğimi ver, telefonumu ver, kimliğimi al, telefonu al. Oğlum bak, zorluk çıkarma bana. Bak, zorluk çıkarmıyorum. Şu telefonu bana ver, kimliğimi al. Aa, ben bunu izlemiştim. Şeyde, arkasında. Ha. Al. Heh, sağ ol amir. Şu kimliği bana ver. Ha, ben kimliğimi evde unuttum. Dalga mı geçiyorsun oğlum benimle? Yok, kim dalga geçiyor? Gel lan buraya. Tamam. Amirim, bir saniye. Sen şu kukaları topla artık, yavaş yavaş gider. Sen de gel lan benimle. Gel sana. Ya ne sağ oldu ki ya? Bırak. Cezayım ne oldu? Geçtir. Atla lan abi. Eh, ben de tam bir tane sarhoş eksik diyordum, geldi o da. Dur. Aa. Dur, dur. Dört tane mi görüyorsun? Ne yapıyorsun artık? Kolay gelsin Memur Bey. Sana, sana da kolay gelsin. Sallana sallana yürüyorsun böyle. Yani vallahi zor gidiyorum eve, yani eve gitmeye çalışıyorum ama. Zor gidesin, böyle çok zor gidesin. Baksana gözleri kan çana. Vallahi evet, vallahi zor bir gün geçirdim. Laps 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 götürmüşsün, vallahi götürmüşsün. Yazık be, utan be bari bu günlerde. Bu yasaklarda yapmayın. Yanlış anladınız ya. Neyi yanlış anladım ben ya? Vallahi... Sercan. Bir saniye amirim. Ya bu kadar doktorlar sabaha kadar çalışıyorlar. Hiç utanmıyor musun ya? He? Sercan ne oluyor oğlum?
Ya amirim hiç baksanıza şu gözlere bakın ya. Tabii çekil bakayım. Beyefendi bir kimlik alabilir miyiz efendim? Tabii vereyim komiserim. Ben de sağlık çalışanıyım. Uzun bir nöbetten geliyorum. Eve gitmeye çalışıyorum da. Sağlık çalışanı mı? Lan adam sağlık çalışanıymış, sen sarhoş diyorsun. Ne alakası var adamın ya? Sağlık çalışanı mı? Ben çok özür dilerim. Ben gözler kırmızı böyle çok özür dilerim. Sallabilir miyim? Özür mahiyetinde yani ya. Ben çok özür dilerim ya. Çok tamam. Özür dilerim ben size ya. Tamam, evet. Sağ olun. Tamam. Teşekkür ederim. Vallahi siz olmasanız biz bugün zor günlerde. Tabii tabii. Şöyle kimliğimi çekelim. Önemli değil yani. Siz de işinizi yapmaya çalışıyorsunuz. Biz de öyle. Müsaadenizle ben evime gideyim. Tabii, teşekkür ederim. Kolay gelsin. Çok sağ olun. Bu arada siz birkaç hafta kimseyle görüşmeyin. Malum korona var. Ben Covid servisinde çalışıyorum da. Sarıldık ya az önce hani. Ama ben özür mahiyetinde neden şimdi bana bulaştırıyorsun kıvırışını? Ben de arada kaldım. Bana da bulaşmış mıdır lan? Yok amirim, mesafemiz iyi. 155. Duydum uzaktan teşkilatın numarası. Haberim olsun. Adam hepimizin dersini verdi gitti lan. Amirim ben söylemeyi unuttum. Ben de sağlıkçıyım. Ya çok özür dilerim ya. Sarıl lan sarıl. Bu da sağlıkçıymış. Lan dur ne yapıyorsun ya Allah'ını seversen. Sen niye böyle duruyorsun? Ha bizim tüp polisine boynumuz kıldan ince amirim. Oğlum, siz şey yapmadınız ben kendim şey yapayım. Amirim bak ben de sağlıkçıyım. Biz olmazsak hiçbir şey olmaz. Her şey bizim elimizde Allah ya Allah. Amirim aman sakın siz de sağlığınıza satmayın. Manikürünüzü pedikürünüzü yaptırın. Pedikür mü? Ha sağlık ayaktan başlar. Ha, anladım. Bence. Senin branş ne? Bölüm neresi senin peki? Hiroşeroşoroji. Japon doktorum diyorsun yani. Öyle mi? Japon balıklarına bak. Yürü git lan. Yürü. Allah Allah. Gel lan. Çok güzel hareket diyenler. Zil diyenler. Evet. Zildendi. Tebrik ediyoruz ve skecinin yazarı yine tebrik ediyoruz. Yani içerisinde hani polis biraz böyle tam zillik değildi, güzeldi ama. Yani skecinde özellikle anlattığı şeyler, oyunculuklar, polis, sağlık çalışanı, herkese böyle bir selam göndermesi ve tabii ki şansın oyunculuğu. Kimin o? Pascal. Kimin? Gülşah'ın. Ha, evet, ablanın. Bizim 4. 5. oynayışı Pascal'ın aslında. Öyle mi? Tabii o da bizim kadrodan aslında. Kadroda. Zaten çok tecrübeliydi. Geldiğinde böyle rahat rahat akıyordu yani. Burası Beşiktaş ve ben buraya yapacağım. İmran yani rolü de iyi sindirmişti gerçekten. Repliği de vardı aslında ama unuttu. 2 kere havlamasını. Doğru ya. Çok heyecanlanmış demek ki o. Abi nasıl? Benzer hikayeler yaşanıyor mu gerçekten? Zaten sağlık çalışanları her zaman bir tolerans tanıyorsunuz. Hani göreve gidiyor, görevden geliyor, acil müdahale durumları falan oluyor. Onları şey yapıyoruz zaten, hemen gönderiyoruz. Peki şimdi buradaki sağlık çalışanıydı ama sağlık çalışanıyım diyen de sonraki gibi yani evliya gibiler de vardır herhalde değil mi? Yani onları zaten şey yapıyoruz biz hani göz önünde bulundurup kurum kartına, çalışma izin belgesine onlara tabii onlara bakıyoruz. Sen gözünden bakıyoruz. Tanıyorsundur ya sağlık çalışanı. Yani illaki. Hadi Ecem Hanım'ın da şey gibi yani şey yapıyorlar bazen vatandaşlar yürüyerek gezdikleri için hayvanları falan gezdiriyorlar. Onlara zaten izin var bir şey diyemiyoruz. Herkesin hayvanı oldu bu arada değil mi? Böyle full geziyorlar. Süper teşekkür ederiz. Rica ederim. Elinize sağlık arkadaşlar helal olsun. Gürhan Bey. Özledik. Bugün az görüştük. Efendim bugün böyle oldu. Bugün böyle oldu. Haftaya daha iyi olacak. Haftaya daha çok Gürhan'ı görmek istiyoruz. Süpersiniz arkadaşlar. Alkışlar ekibe gelsin. Çok güzel hareketler devam ediyor.